Şimdi WhatsApp şeyidir. Şuyudur, buyudur. Dönüyor, duruyor. Ne lan bu WhatsApp? Ne yapıyor? Neyi değiştiriyor? Bizim bakkal Ahmet amcayı ne rahatsız etti de şu an Turkcell bip kullanıyor falan. Bir şeyler oluyor. Öncelikle ben anlaşmayı, sözleşmeyi kabul ettim mi etmedim mi onu bir söyleyeyim size. Lan ben ettim. Çünkü hafta sonuydu galiba. Telefonu açtım. WhatsApp'ı açtım daha doğrusu. WhatsApp'ı açtım, karşıma böyle kabul et kabul etme falan gibi bir şey çıktı. Ondan önce biliyordum böyle bir sözleşme muhabbeti olduğunu da. O an boşluğuma geldi, kabul ete basıverdi. Basmış bulunduk bir kere. Neyse. Sonra düşündüm, dedim ki, ula oğlum, senin bilgini alıp ne yapacaklar dedim. Ama bunu böyle şey olarak söylemiyorum. Ben önemsiz bir adamım. İşte CIA beni şey yapacak falan modunda söylemiyorum bunu tabii ki de. Bak arkadaşım. Benim elimde Huawei marka bir telefon var. Benim bileğimde Xiaomi marka bir bileklik var. Her şeyini şey yapıyor. İçeride bir tane yine Xiaomi marka bir tartım var. Bir de Xiaomi otomatik, hani şu vakum cleaner'lar var ya böyle evin içinde dolaşıp silen. Robotum var bir tane de öyle. Şimdi hocam, bileklik benim saat kaçta yattım, ne kadar derin uykuda kaldım, ne kadar işte hafif uyku uyudum falan, onların hepsini görüyor. Kalp atışım, nabzım ne falan hepsini görüyor. Tartı gün be gün kas oranımı, kilomu falan tartıyor. Bunların hepsini böyle cloud'da mulad'da yedekliyor. Ondan sonra evimin neresinde ne var zaten robot biliyor. Telefon yaptım, her şeyi biliyor zaten. Ben bu bilgiyi ha Google'a vermişim, ha Xiaomi'ye vermişim, ha WhatsApp'a, Facebook'a vermişim. Ne fark eder? Zaten bu verilerin bu kadar toplanması, moplanmasının amacı arkadaşlar şeydi, rahatsız etmesin. Beni izliyorlar, beni şunu yapıyor falan. Lan kimse, yani önceki tamam, yani hiçbir istihbarat kurumu senin benim gibi sıradan insanları zaten izlemez. Yani tamam izler de, yani ne yapsın bizi izleyip, ya da biz onlara ne verebiliriz? Hani kanun kaçağı olsan çekin abi, tamam mı? Böyle yazışmalarını WhatsApp'tan yapıyorsan falan. Öldürdüğün son kurbanının fotoğrafını gönderiyorsan falan endişelen. Ama senin benim gibi adam, yani algoritmanın içinde kaybolan adamdır. Neyse konuya gelin. WhatsApp şimdi şey yapıyor bir tane. Sözleşmesini yeniliyor. 8 Şubat'a kadar. Diyor ki 8 Şubat'a kadar kabul edersen kullanmaya devam edersin. Kabul etmezsen kullanmaya devam edemezsin diyor. Şimdi bir de birkaç tane şey çıktı. Geri çekti bu sözleşmeyi falan gibi. Ben ona dair bir şey okumadım. O yüzden bunu teyit edemiyorum size. Ancak şöyle ki, selam İlker'cim, hoş geldin. Teyit.org, Teyit.org birkaç aydır, belki yani bir yıla yakındır falan şeyden, ne zaman takip ettiğimi bilmiyorum da, takip ettiğim bir Instagram sayfası. Hoşuma gidiyor böyle, böyle yalan haberleri falan ortaya çıkarıp teyit ediyorlar ve bilgi vermeye çalışıyorlar. Temeldeki amaçları da halkı bilgilendirmek. Onlar bu sabah şöyle çok güzel bir diyagram falan yapma, matris yapmışlardı. Çok hoşuma gitti o. Öncelikle birinci slaytına bakalım. Ne diyor burada? Şimdi burada 4 tane, zaten artık bu dördünün adını bilmeyen kalmadı son birkaç gündür. Elon Musk geldi, dedi ki ben Signal kullanıyorum dedi. İşte Turkcell bip var zaten. Telegram'ı herkes bilir. Ben bu sene birkaç ay önce kullanmaya başladım. O da bir arkadaşımla aramızda bir fotoğraf alışverişi oluyordu. Kaliteyi WhatsApp'tan gönderince kompres ediyor ve kalitesini bozuyor ya. Onunla kalite bozulmadan telefon arasında gitsin gelsin diye şey yapmıştık. Bir kere o zaman kullan, bir daha kullanmadım. Bir de WhatsApp var bildiğimiz. Böyle güzel bir tane matris yapmışlar. Demişler ki uçtan uca şifreleme WhatsApp'ta var. Telegram'da gizli sohbet yaparsan var. Signal'da ve VIP'te var. Yedekleme. Üçüncü parti bir bulutta yedekliyormuş WhatsApp. Kendi bulutu değil yani. Başka bir şirketin bulutunda yedekliyormuş. Telegram'da yerleşik bulut yedekleme varmış. Ama gizli sohbetler dahil değilmiş buna. Signal'da varsayılan olarak kapalıymış yedekleme. Açılırsa da telefonunda yedekleme yapıyormuş. Bip'te de varmış buluttan yedekleme. Zaman ayarlı mesajlar çok önemli bir özellik değil. WhatsApp'ta yok. Gizli sohbetlerde var. Telegram'da. Signal'da var. Bip'te var. Bip'e baksan zaman ayarlı mesaj falan ayarlamış. Görüyor musun olayı? Men şey neymiş? WhatsApp'ın Amerika biliyoruz. Telegram Birleşik Arap Emirlikleri bağ ediyor ama Telegram ilk olarak yanlış bilmiyorsam işte
Okudum. Ya buranın bu postun yorumlarında da okudum galiba bunu. İşte Rusya'da başlayıp Almanya'ya gidiyor, sonra Bayi'ye geçiyor, Dubai'ye geçiyor gibi muhabbet var. Çok önemli değil açıkçası. Yani zerre, bu slide zaten zerre önemli. Bizim konumuzla alakası yok aslında ama. İşte Signal AB'deymiş, Bip Türkiye'ymiş, çatı firması Facebook'muş, WhatsApp'ın, Telegram'ın, Telegram'mış, kendiymiş. Signal Vakfı'ymış, Bip'in de Turkcell biliyoruz. Şöyle diğer fotoğraflara geçelim. İşte bu detaylarla sıkmayacağım sizi. Sadece bir tane fotoğraf var. Bir matris daha var. Onu göstereceğim. Gayet güzel olacak. Geliyor. Geldi. Şimdi asıl ortalığı karıştıran muhabbete gelelim. Şimdi WhatsApp'ın bizden istediği veriler nelermiş? 8 Şubat itibariyle hani kabul etmezsen bu verileri vermeyi seni patlatırım diyor ya. Şimdi telefon numarasını istiyor. Telefon numarasını herkes istiyor. Çünkü zaten telefon numarası seni bağladığı için muhabbete. Bir nevi kimlik TCKN'n olduğu için telefon numaran bir nevi. Hepsi istiyor, tamam mı? WhatsApp rehberine de erişmek istiyor. Okey. Ya zaten rehberimdeki adamı göreyim ben diyorsun. Aslında bu da başından beri verdiğin bir rehberindeki bilgiyi veriyorsun adama aslında. Rehberine erişebiliyor senin. Çünkü öyle alıyor bilgileri. Yani sen Ahmet dayının da numarasını veriyorsun. Yani şöyle bir şey var. WhatsApp'ın bugün bu sözleşmesini kabul etmesen ama sen zaten Ahmet Nazik eniştenin Ahmet Nazik ne? Ali Nazik olarak Ahmet Nazik eniştenin telefonunu sen verdin WhatsApp'a bir kere, tamam mı? Ya zaten böyle aptal aptal bir sürü Instagram'daki kapalı profili görme programı falan var böyle. Sen ona giriyorsun. Girdiğin an Instagram'daki sana profili açık olan herkesin fotoğrafını o programa veriyorsun. Sonra başka bir gün o program kaydediyor onu. Başka bir gün başka biri takip etmese bile o adamı, verdiğin adamın aradığı zaman bulabiliyor ya fotoğrafını. Öyle muhabbetler var. Telegram'da rehberine erişim istiyormuş. Signal istemiyormuş. Signal'ı az önce demiştim. Elon Musk şey yapıyor. Önermiş zaten. Ben onu kullanacağım. Çok güvenli falan filan diye. Bip. Rehberine erişmek istiyor. Daha sonra cihaz kimliği var. Zerre önemli değil. WhatsApp istiyor, Telegram istiyor. Signal istemiyor, Bip istemiyor. Signal istemiyor demeyeceğim. Signal zaten telefon numaranı hariç hiçbir şey istemiyor. Yaklaşık konum. Konumuna Bip ile WhatsApp erişmek istiyor. Telegram'la Signal böyle bir şey istemiyor senden. Kesin konumunu WhatsApp erişmek istiyor. Bip erişmek istiyor. Satın alma geçmişi. Bu çok önemli bir veri. Ama senin hayatını çok da etkileyecek bir veri değil. Bu veri neden önemli biliyor musun? WhatsApp üzerinden alışveriş falan yaparsan, WhatsApp Pay'ler falan çıkıyor, bizim ülkemizde yok şu an. Satın alma. Ne aldığını bilecek abi. Ayın 3'ünde X firmasından J diş macununu aldım. Bunu bilecek WhatsApp. Facebook'a verecek bu bilgiyi. Facebook'ta reklam verenine diyecek ki bak gel diş macunu markası. Benim elimde yakın zamanda diş macunu alan, bir ay önce diş macunu alan adamların ismi var. Sen reklamını bana ver. Kaka YouTube'a verme. Kaka Instagram'a verme. Sallıyorum. Instagram onu zaten de yani. Şuna verme, buna verme. Sen bana ver. Ben seni diş macunu olan insanlarla buluşturayım diyecek. Ondan sonra Bip de istiyor. Fotoğraflara ve videolara erişim. WhatsApp, Telegram ve Signal istemiyor. Bip istiyor. Ses verileri. WhatsApp, Telegram, Signal istemiyor ses verilerine erişim. Bip istiyor. Performans verileri. WhatsApp istiyor, Telegram Signal istemiyor, Bip istiyor. Oğlum bir şey diyeceğim. Kaç gündür Bip'in download sayıları kaça çıktı, neye çıktı, niye çıktı? Türk malı dediler. WhatsApp'ın Allah belasını versin dediler. Bip daha çok veri istiyor lan. Bir de bir şey diyeceğim açıkçası. Aynen Alperen Esmer, ondan bahsediyorum. Ya ben az önce şu örneği verdim bak. Benim bilekliğim uykumu ölçüyor lan benim. Kaç saat uyumuşum, ne zaman yatmışım. Evimdeki robot evimi, metrekaresini, mobilyalarım nerede o, tartı kaç, kas oranımı biliyor, yağ oranımı biliyor. Yani ben zaten bu kadar falafoş olmuşum. Ya çok basit bir site söyleyin bana, açayım mesela. Böyle direkt reklam dayayan bir site. Reklam dayı. Ben son haftalarda sürekli bilgisayar almaya, bilgisayar parçaları topluyorum falan. Yeni bilgisayar yapıyorum ya. Lan zaten her yerde bana aldım ha her şey, eve geldi. Hala bende işte Ryzen R9 X 80.090 RAM falan diye reklamlar çıkıyor her yerde zaten. Hani zaten benim verim cookie'ler bilmem neler olarak zaten pazarlama şirketlerin ellerinde. Zaten tokatlıyorlar beni. Arkadaşlar özel hayatınızın müdahale içinde istemiyorlar bunu. Senin verin çok değerli. Ama sana değerli değil. Senin bir kişinin verisi önemli değil.
Milyonlarca kişinin, milyarlarca kişinin verisini bir yerde tutacak bu adamlar ve reklam vereni satacak. Ben bu iş benim çalışma alanım pazarlama olduğu için, kariyerim pazarlama üzerine olduğu için yıllardır şaşırıyorum. Abi yaptığımız her şey mal satmak değil de reklam yapmak ya. Gerçekten yaptığımız her şeyi biz dönüp pazarlama için yapıyoruz. Pazarlayabilmek, reklam yapabilmek, reklam datasına ulaşabilmek, doğru müşteriye ulaşabilmek için yapıyoruz. Tam temelinde satmak mesele ya, satıp kar elde etmek, ama gerçekten bu pazarlama dünyası dediğim şey, o reklamlar falan, her şey reklam yapmak için, her şey en doğru reklamı yapmak için dönüyor. Çok acayip bir dünya. Şimdi benim diyeceğim şu ki, ben WhatsApp kullanmayı bırakmayacağım. Sözleşmeyi de kabul ettim. Sözleşmeyi başta söylediğim gibi istemeden şey yaptım, kabul ettim. Yani karşıma çıktı, evet'e basmış oldum orada. He, basar mıydım yine 8 Şubat'ta? Basardım. Lan zerre umurumda değil. Benim datam zaten her yerde. Yani ya, marka ismi yanlış vermek istemiyorum ama Xiaomi ya da Huawei'nin kullanıcı bilgilerini Çin hükümetine verdiği ortaya çıkmıştı yakın zamanda. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Huawei olabilir o. Huawei miydi ya? Huawei'di. O zaman zaten bu kadar Xiaomi kullanmıyordum. Yani datamı benim zaten Çin hükümeti alıyor lan. Burak Bek, Türkiye, İstanbul. Saat 12 ile 1 arası yatıyor. Ortalama 1,5 saat derin uyku uyuyor falan. Sabah 8'de kalkıyor. Lan zaten biliyor da adam zaten Burak Bek olarak bilmiyor o veriyi. Ve yani birçok toplanan data kimlik bilgilerinle eşleştirilmiyor zaten. Hani sen bakayım mesela İlker Tuncay yazdı, tamam mı? İlker Tuncay ilk saat umrunda değil bu. O şunu bilmek istiyor. Bu telefon numarasındaki bu adam bıt 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 tak. Çekeyim ben buna reklamı. Korkulacak hiçbir şey yok falan demiyorum. Ben Bip'ten daha çok korkarım mesela. Bip her şeyi istiyor abi. Bunu bugün Discord'da yaptım. Şakasını yaptım ama. Bizim ülkede biliyorsun abi yani şey. Amerika'da önüne gelen istediğini söyler, bilmem ne yapar falan. Başına bir şey gelmez. Bizim ülkede gidersin espri yaparsın bir politikacı ile ilgili. Giderler onu yakalarlar bir üzerinden. Savaş şey. Kelepçeler elde böyle gideriz. Şaka bir yana, şaka yapıyorum. Ülkemiz o kadar ifade özgürlüğünün olmadığı bir yer değil. Ülkemiz güzel bir yer. Silivri soğuktur. Şey, yani gördüğünüz gibi işte böyle bir tablo var önümüzde. Nelere erişmek istediklerine dair bir tablo var. Sen Signal kullan, tamam mı? Hiçbir telefon numaran hariç hiçbir verini istemiyor. Signal kullanabilirsin. Süper. Dostum, siber güvenliğine inanılmaz dikkat ediyorsun. Harikasın dostum. Oğlum sen Signal kullanacaksın telefonda. 5 dakika sonra crackli bilmem ne indireceksin. Oradan Trojan'ı yiyeceksin. Bütün verin akacak zaten bir yerlere. Arkadaşlar siber çağda böyle şeylerle ben WhatsApp'a, Facebook'a vermeyeyim. Safsatasıyla şey yapmayın. Ya işte Ahmet amcalar, Mehmet amcalar Bip indirdi yerli diye. Lan Bip zaten bunu yıllardır topluyormuş. Ne değişir? Yani ne değişir? Yanlış bilmiyorsam Telegram bu son birkaç gün içinde indirme rakamlarını ikiye katladı. Signal'da 200-300 bin arttırdı indirme rakamlarını. Bipink'ine hakim değilim. Bipink'ini çok iyi bilmiyorum. Bakardık aslında uygulama marketlerine girip de çok da önemli değil. Sadece size kendi bakış açımı aktarmak istedim bu konuyla ilgili. Yani çok kafa yormayın ya böyle şeylere bence. Çok umursamayın yani. Ha, lan benim bilgimi WhatsApp almasın, Facebook almasın diyorsan kullanma tabii ki de. Saygı duyuyorum. Kullanmayan aptal demiyorum. Kullanana da aptal demiyorum. Ama çok kasmayın ya. Hayat böyle şeyleri düşünmek için bence o kadar komplike bir şey değil ya. Boş verin, boş verin. Sen kullanma abi. İçin rahat edecekse git Telegram, Signal falan kullan. Ya da yerli malı Bip kullan yani. Ya en azından data bizde kalsın. Dışarı gideceğine. Ama bak son mesaj güzelmiş. Uygulamaya geçme. Diş macunu sinyalini niye hissediyor? 13 kat artıyor. Bu Türkiye'de mi? Şaka mı? Yani arkadaşlar çok da takmaya gerek yok. Görüşmek üzere. Bay bay.